Selamlar, selamlar herkese. Bugün birlikte günlük doğal renkli pembe tonlarda bir makyaj yapacağız. Pembe tonlarda makyajlara ben genellikle alışık değilim. Ama saçlarımı bu hale getirdiğimden beri, yani birkaç gündür gerçekten sürekli gözlerime pembe farlar sürüyorum. Ve dengeli bir şekilde kullanıldığında gerçekten pembe farların insanda ne kadar güzel, doğal, taze durduğunu fark ettim. Hele ki güneşli günlerde gerçekten çok böyle fresh, tatlı duruyor. Ve bu kanalda doğru düzgün pembe farlarla yaptığımız günlük makyajlar olmadığını fark ettim. Hani renkli günlük makyajlar denediğimizde de genellikle farklı renkleri deniyoruz. İşte mavisiydi, yeşiliydi, sarısıydı. Pembelere bir türlü sıra gelmiyor. O yüzden güzel pembe tonlarda bir makyaj yapacağız bugün. Bence hemen başlayalım. İlk olarak karışımına mest olduğum ve geçen gün reel çekerken fark ettiğim bir ikili var. O da Revolution'ın Concealer Glow Fondöteni ile MAC'in Studio Radiance Face and Body'si. İkisi de glow özellikle fondötenler. Revolution'ın kapatıcılığı bir tık daha yüksek ama gerçekten yine Studio Radiance kadar ışıl ışıl diyebilirim. Rengi bana biraz böyle iki ton falan açık geliyor. MAC'in Studio Radiance'ı da kapatıcılık olarak benim böyle isteğimi tam karşılamıyor çünkü ultra hafif. Normal Face and Body hafif kapatıcı. Studio Radiance Face and Body'si ultra hafif kapatıcı. Yani aslında sadece cildinizi parlatıyor. Nemlendirici gibi düşünün, su bazlı bir ürün. Bunun da rengi bana koyu geliyor. Biliyorsunuz son zamanlarda ten rengimi yakalama konusunda videolarda çok zorlanıyorum. Çünkü retinol kullandığımdan dolayı zannediyorum ki yüzümün rengi bayağı bir açıldı. Elimdekiler koyu geliyor. Yeni aldıklarım da testersiz aldığım için açık gelmeye başladı. O yüzden ben eskilerle yenileri karıştırarak kullanıyorum ki ten rengimi yakalayayım. Yine bu iki ürünü de bu amaçla kullandım. Hani dedim ki glow fondöteni kullanmak istiyorum ama hani rengini koyulaştırmam lazım. Onunla benzer yapıda olan hangi ürün var? MAC'in Face and Body'si var. Hadi bir deneyelim bu ikisini karıştırmayı dedim. Ve gerçekten çok iyi bir sonuç çıktı. Şimdi siz de göreceksiniz. İlk olarak Revolution'ın Conceal and Glow'u bendeki F7 rengi. Şöyle 2 pompa kadar alıyorum. MAC'in Studio Radiance Face and Body'sinden bir tık daha ne olursa olsun katı bir yapısı var bu ürünün ama yine katı katı değil. Tabii MAC'in Studio Radiance Face and Body'si şimdi göreceksiniz zaten. Bayağı sıvı bir ürün. Studio Radiance'ın da C5 rengi. Yazın bana elimdeki fondötenler içerisinde olan tek fondöten rengi bu ürün ama kışın ne yazık ki olmuyor. Yüzümün orta kısmından her zamanki gibi uygulamaya başlıyorum. Siz kızmadan hemen 2 saniyeliğine şu tutturmayı yapalım. Çıkmayın. Saçlarım hakkında sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Gören herkes şu ana kadar beğendi. Kötü olmuş diyen olmadı, yüzün aydınlanmış dendi genellikle. O yüzden sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şu an sarı saça geçtiğim için deli gibi bir bakım sürecindeyim. Sürekli görmeniz lazım. Maskeler yapıyorum. Çünkü her zaman sarı saçı yıpratıyor, kurutuyor. Ben de çılgınlarca yoğun nemlendirici maskeler kullanmaya başladım. Bu ayın bitenler videosunda ve alışveriş videolarında büyük ihtimalle bolca saç maskesi, nemlendirici ürün göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl bir sonuç elde ediyoruz. Ama aynı zamanda Revolution'un Conceal and Glow sayesinde de Face and Body'nin kapatıcılığını arttırmış oluyoruz. Göz çevreme fondöteni mümkün olduğunca getirmedim. Çünkü tenime bu tarz çok ince yapılı ürünler kullanıyorum son zamanlarda. Ve gerçekten hani en ince yapılı kapatıcıyı kullansam dahi fondöteni göz çevreme yaklaştırdığımda göz çevrem fazla çizgileniyor. Bir de çok fazla mimik yapan bir insanım. Normal bir insanda ürünlerin çizgileneceğinin gerçekten iki katı falan bende ürünler çizgilenme yapıyor. Gelelim bir diğer ışıl ışıl ürünümüze. Aslında göz altı kapatıcısının çok da ışıl ışıl olmasının bir anlamı yok. Çünkü göz altlarınızın parlaması genellikle iyi bir şey olmuyor. Ama zaten her kapatıcıyı pudrayla sabitlediğimiz için bu ışıl ışıllık bizim için hiç önemli değil. Çünkü gerçekten bu kapatıcının mükemmel bir yapısı var. Skin Food'un kapatıcısı bendeki 2 numaralı olanı. Yoğun bir yapısı var. Neyle uygularsanız uygulayın çok güzel sonuç veriyor. Göz altlarınızı besliyor ve aydınlatıyor. İki gözüm arasındaki farkı şu an görüyorsunuz. Bunu da çok yoğun uygulamıyorum. Zaten yoğun yapılı bir ürün. Kalınlaştırmak istemiyorum. Hem çok yoğun bir şekilde kapatıyor hem aydınlatıyor. Aynı zamanda yoğun olmasına rağmen çok kalın bir yapısı olmadığı için en sevdiğim yapıdaki kapatıcılardan biri. MAC'in Studio Fix pudrasıyla göz altlarımı sabitleyeceğim. Yukarı bakıyorum. Sadece göz altlarımdan geçeceğim. Tenimin bu sağlıklı ışıl ışıl görüntüsünü kaybetmek istemiyorum. Boşuna mı o kadar glow ürünler kullandık. Kaşlarımı hızlıca size ürünü göstermeden sabitliyorum. Yukarı yukarı tarıyorum. Onlar zaten birazdan düşecekler sabitlenmiş bir şekilde. Yeni bir ürün aldım ve aşırı sevdim. O da Lighten Bronzer'ı. Bendeki 194 Dark Bronze rengi. Gerçekten bu kadar beni
benim tenime uyup da bu kadar soğuk olan, kontrol yapabileceğim bir bronzer olmamıştı. Physicians Formula'nınki en sevdiğim. Çünkü benim tenime bu kadar yaklaşıp da bu kadar soğuk olan tek bronzer oydu bunu alana kadar. Onu çok seviyorum ama tenime biraz yakın bir bronzer. Net bir gölgeleme işlemi onunla yapılmıyor o yüzden benim tenimde. Günlük kullanımlarda mükemmel, yoğun kullanınca gece makyajlarında da mükemmel. Bu ürüne çok net, soğuk bir kontür işlemi cildime yapabiliyorum ilk defa. O yüzden çok seviyorum. Bayağı koyu bir ürün. O yüzden açık tenliler sevmez. Açık tenliyseniz bu tonunu almayın. Benim gibi esmerseniz de mutlaka alın. Çünkü bu kadar soğuk bir tonu ben senelerdir bronzer deniyorum. İlk defa yakaladım bu kadar koyu olup da. Artık gerçekten yok. Ben kendi ten rengime göre soğuk tonlu bir bronzer bulamayacağım diyordum ki bronzerla karşılaştım. Sonuçta siz de görüyorsunuz tam bir işte bu. Bronzer'ı ben genellikle kesik uçlu fırçamla uyguluyorum. Hatta ben bronzer, allık ikisini de genellikle kesik uçlu fırçayla uyguluyorum. Sizin de bana en çok sorduğunuz fırçalarım genellikle kesik uçlu fırçalar oluyor. Çünkü gerçekten çok amaçlı fırçalar. Bu önümün altından da hafif geçiyorum. Normalde biliyorsunuz geçmem ama bronzer'ı çok sevdim. O yüzden böyle bol bol uygulayasım var. İçerisinde hiçbir şekilde kızıllık, turunculuk gördüğünüz gibi yok. Tam anlamıyla buz gibi. Aynı zamanda pigmentasyonu çok yüksek. Direkt gördüğünüz gibi ürünü hani yüzünüze alıyor. Fırçanıza çok yoğun ürün alıp yüzünüze uygulamayın. Eğer yoğun ürün aldığınızı düşünüyorsanız mutlaka elinizde azaltın. Ya da mutlaka yanınızda bir kapatıcı uyguladığınız, fondöten uyguladığınız sünger bulundurun. Eğer fazla uygulama yaparsanız hemen onunla müdahale edin. Çünkü gerçekten çok yoğun. Büyük bir ürün değil farkındaysanız ama o kadar yoğun ki çok uzun süre gider. Kaşımın alt kısmına doğru bronzer'ı uzatıyorum. İyice bir belirginleştirme sağlıyorum. Dudağımın altından da geçiyorum. Daha küçük bir fırçaya geçtim bu arada burnuma ve dudak altıma uygulama yaparken. Real Techniques'in setting fırçasıyla yaptım. Şöyle burnumun üzerinden ne olur ne olmaz şöyle bir miktar geçiyorum ki tam böyle temiz bir kontür işlemi olmuş olsun. Farkındaysanız kaşlarımın şu an taradığım, sabitlediğim haliyle alakası yok. Evet hani kıllar birbirine karışıp oynamıyor, sabitleniyor. Ama şu üstteki uzatmalar da düşüyor. Yoğun uygularsanız büyük ihtimalle onlar da düşmez ama ben onların düşmesini istiyorum. Bu şekilde yukarı tarayıp tek kat sabitlediğinizde kaşlarınızı ekstradan uğraşmanıza gerek yok. Onlar zaten bu şekilde alıyor. Siz canlı canlı şu an beni izlerken gördünüz. Gelelim bir diğer yeni ürünüme. Show by Pastel'in Show Your Mood'larından Vay'dan önceden kanalda hani bronzer niteliğine yüzümüzü ısıtmak için kullanıyorduk. Aynı zamanda highlighter olarak da kullanıyorduk. Bugün de yine Show Your Mood'larından Dreamies'ini kullanacağız. Çok güzel bir allık paleti. Diğeri gibi yine tozutuyor bolca ama renkler gerçekten efsane. Özellikle ben şu rengi bayıldım. Şeftalilik olan bir pembe. Paletin tek kötü yanı bence iki paletin de çok fazla tozutuyor olması. Bronz olan yani White'dan daha az tozutuyor bence bu palet. Ya da daha büyük fırçayla aldığım için de bana daha az tozutuyor gibi gelebilir. Ama yine de çoğu aldıkla karşılaştırdığınızda ciddi ciddi tozutan bir palet. Şu üç aldık mat. Buradakinde biraz ışıltılar var ama biraz koyu bir renk. O yüzden onu henüz hiç böyle allık olarak kullanmayı denemedim. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun bir ürün. O yüzden tek alışta yüzün iki tarafını halledebiliyorsunuz. Şöyle bir iki tarafa da uygulayıp sonra dağıtıyorum, gülümsüyorum. Göz altlarıma yaklaştı farkındaysanız süngerle müdahale edeceğim. Çünkü büyük bir fırçayla bu şekilde uygulama yaptığınızda her türlü o bulaşma oluyor. Süngerimi aldım. Göz altlarıma yaklaşan kısımdan geçip iyice doğallaştırıyorum. Çok güzel bir renk veriyor. Çok böyle fresh, sağlıklı gösteriyor. Mat bir allık olmasına rağmen gerçekten öyle bir rengi var ki şeftali şeftali, bir yandan pembe pembe. Böyle çok cici, sağlıklı, çok hoşuma giden bir allık. Ki benim şeftali allık kullandığımı pek göremezsiniz. Ben genellikle şeftali allıklarla anlaşamam. Ama bunun şeftali pembe dengesi o kadar güzel ki ilk defa böyle şeftali tonlu bir allıkla bu allık sayesinde anlaştım. Artık ten makyajının son aşaması. Yine göz bebeklerimden son zamanlarda Revolution'un Reloaded Just My Type renkli highlighter'ı. Hiçbir şekilde simsim değil ama buram buram ıslak, ışıl ışıl bir highlighter. Uyguladığınız an her şey değişiyor. Pembe alt tonlu bir highlighter. Ben pembe alt tonlu highlighter'ları çok seviyorum. Bu arada pembe pembe durmuyor. Pembe alt tonlu ama Bobbi Brown'un şu an adını hatırlamıyorum ama böyle pembe alt tonlu çok meşhur bir highlighter'ı var. O highlighter'ı çok beğeniyorum ve aynı etkiyi görüyorum bu highlighter'da. O highlighter'ın ne kadar yüksek fiyatlı olduğunu düşündüğünüzde bu highlighter'ı çok daha fazla seviyorsanız. Çünkü resmen muadil bence. Hem de arada ciddi fiyat farkı olan bir muadil. Son zamanlarda şu highlighter'ı şöyle bir Hande Erçel makyajından beri
yapmayı çok seviyorum. Yanlış hatırlamıyorsam o highlighter Bobbi Brown'un Pink Glow highlighter'ıydı. Başka tonları da var ama ben en çok Pink Glow olanını seviyorum. Ve bu da o şekilde. Çünkü gerçekten ne zaman pembe alt tonlu bir highlighter denesen, mesela Balm'ın Autobahn Girl Powder'ındaki highlight rengi gibi, o biraz daha ışıltı bırakıyor. O yüzden çok böyle kesin alın diyemiyorum onun için. İşte Bobbi Brown'un Pink Glow'u, Revolution'ın Reloaded Just My Type'ı, bunlar pembe alt tonlu oldukları için gerçekten ıslak gösteren ve benim çok sevdiğim highlighter'lar. Kaşımın ortasından mutlaka her zaman geçiyorum. Bol bol geçiyorum. Ten makyajımı bitirdim. Gelelim göz makyajıma. Hepinizin göz bebeği biliyorum ki bu far paleti. Beni izleyip de aranızda bu paleti alan çok oldu. O yüzden böyle bu paletle sürekli yeni makyajlar yapmayı, farklı makyajlar yapmayı ve kendime resmen borç biliyor gibi bir şeyim. Çünkü o kadar çok yazdınız ki bana bu paleti aldığınızı benden görüp. Hatta arada şey diye isyan edenler var. Yeter artık, daha kaç tane far palet alacağım, hepsi çok güzel diyenler var. Ben de o yüzden mümkün olduğunca size gösterdiğim ve sizin benden görüp aldığınızı söylediğiniz paletlerle bol bol farklı farklı makyajlar yapmaya çalışıyorum ki siz de nasıl değerlendirebileceğinizi bol çeşitle görün. Bu palette hep kızıl kahveleri kullandık bugüne kadar. Bugün ilk defa bu paletin pembelerini kullanacağız. Ben bu paleti aldığımda bu renkleri Watsons'ın sayfasındaki çekimlerde hiç böyle pembe pembe görmemiştim. Komple kızıl kahve turuncuların olduğu, gün batımı renklerinin olduğu bir palet olarak görmüştüm. Ve palet geldiğinde şu pembeleri gördüğümde çok üzülmüştüm. Ya pembeymiş bunlar falan demiştim. Sonradan dedim ki iki tane pembe var alt üstü ne olacak? Saçlarım sarıya geçtiğinden beri sadece pembeleri kullanıyorum ve diyorum ki bu palette iyi ki pembeler varmış. Şimdi bu pembelerle en sevdiğim makyaj yapacağım. Gerçekten 2-3 gündür bu makyajı yapıyorum. Yani şöyle bir Mart ayı geldiğinde, Mart ayı günlük makyajımı çektiğimde büyük ihtimalle yine pembelerle dolu bir makyaj olacak. Paletimin tam ortasındaki bu iki pembeyi karıştırıp fırçamın yassı tarafına alıyorum. Çünkü far koyma özelliğini kullanacağım bu fırçanın. Sık kıldız küt fırçalarla hem karıştırma dağıtma yapabilirsiniz hem de yassı tarafıyla far koyma işlemini yapabilirsiniz. Bu arada bilmeyenler için bu palet Revolution'un Forever Flawless'larından Decandent olanı. Tampon hareketlerle göz kapağıma tamamen karıştırdığım bu iki farımı uyguluyorum. Nar çiçeği gibi bir renk elde ediyorum, canlı. Öncelikle gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde göz kapağıma koyuyorum. Aynı şekilde bu tarafta da yoğun yoğun karıştıra karıştıra sürekli fırçama ürün alıp konsantre bir ürün bu. Ama ben net bir pembe, yoğun bir pembe elde etmek istiyorum. O yüzden hani sık sık alıyorum. Yoksa farların pigmentasyonu kesinlikle düşük değil. Aynı zamanda kalıcılıkları da çok yüksek. Geçen gün sabah 9'da falan bu makyajı yaptım. Gece 12'de hala gözlerimde renkler birebir duruyordu. O kadar iyi kalıcılıkları var. İki gözüme de yoğun bir şekilde tampon tampon farımı koyduktan sonra seyrek kıllı temiz bir fırça alıyorum. Eğer önceden far uygulaması yaptıysanız her far uygulamanızın peşine fırçalarınızı yıkamanıza gerek yok. Yoğun renklerle fırçaları kirlenmediği sürece, işte siyahlar, koyu kahveler olsun. Şöyle bir elinizin üstünden beyaz bir peçetenin üzerinden geçin. Zaten bakın renk vermiyor şu anda. Ucunda bir şey kalmamış. Hiç yeni bir ürün almıyorum. Sadece uyguladığım ilk farı, fark ettiyseniz böyle göz kapağımın tam anlamıyla bitişine kadar uygulamıştım. Dağıtıyorum seyrek kıllı fırçamla. Böylece bir geçiş oluşturmaya başlıyorum. Farklı renklerle değil, asıl kullandığım renkle geçiş oluşturuyorum. Bu benim sık kullandığım bir teknik. Özellikle günlük makyajlarda elim sık sık bu tekniğe gidiyor. Çünkü en basit ve en hızlısı. Dairesel hareketlerle farımı dağıtıyorum. Gelelim işin en sevdiğim kısmına. Çok basit ama makyajı hani şuradan şuraya taşıyan bir adım bence. O da iki rengimi karıştırıp dış köşelere uygulayacağım. Gözlerim çekilmiş ve daha büyük gözükmüş olacak. Çünkü daha koyu bir renk. Neden bu koyu pembeyle kızılı karıştırıyorum? Evet, bu koyu pembe göz kapağıma uyguladığımda daha koyu bir renk. Adı üzerinde koyu pembe diyorum zaten. Ama ben onu bir tık daha koyulaştırmak ve belirginleştirmek, netleştirmek istiyorum. O yüzden buradaki kızılımla karıştırıyorum. Ve gözümün dış köşesine bir seyrek kıllı dağıtma fırçasıyla bu şekilde dışta tutup attığınızı düşünün içe doğru. Ama böyle içe doğru şu şekilde sürmüyorum. Oturttuğumu düşünün. Çok hafif şunu yapıyorum. Farı koyarken bu teknikle hızlı bir şekilde bir yandan dağıtmış oluyorum. Hani koy dağıt, koy dağıt yapmıyorum da tek seferde ikisini birden halletmiş oluyorum. Aslında sanki aynı pembeyi daha çok uygulamışım gibi duruyor. Biraz geçişime de yükselttim. Ve burada daha koyu bir renkle bahsettiğim çekikliği sağladım. Aynı zamanda çok doğal duruyor. Çünkü yakın tonlar, dediğim gibi aynı farı daha yoğun uygulamışsınız kadar yakın tonlar bunlar. Ama aynı farı daha yoğun uygulasaydınız bu etkiyi yaratmazdı. Tekrar temiz seyrek kıllı dağıtma fırçamı alıyorum. Az önce dağıtma işlemini yaptım. Şöyle bir gözümün dış köşesinde dağıtıyorum.
Ve yine geçişime çok hafif yükseltmiştim ya dış köşede. Onu da yine dairesel bir şekilde dağıtıyorum. Dağıtma yapmanız çok önemli, yoksa makyaj parça parça durur, homojen durmaz. Göze güzel gözükmez açıkçası dağıtma yapmadığınız sürece. Zaten far makyajlarının hep söylüyorum, güzel olmasını, güzel durmasını sağlayan her zaman sabırla o makyajı dağıtmanız, karıştırmanız. Tabi o dağıtmaları da aşırı büyük değil, küçük küçük hamlelerle yoğun yapmanız. Hani iyi karıştırmanız derken tüm farları birbirine hızlıca karıştırmaktan bahsetmiyorum burada. Küçük küçük yoğun karıştırmalar yapıp homojenliği elde etmeniz. Şuradaki işte koyudan açığa geçişi şu an elde ettiğimiz gibi. Zaten küçük far fırçamı alıp buradaki sienna rengimi alıyorum ve gözümün alt kısmından tamamen bu rengimle geçiyorum. Pembe uygulamıyorum. Zaten üst taraf yeterince pembe. Daha kahve bir renk. Ben biliyorsunuz günlük makyajlarda eli çok fazla eyelinerlara giden bir insan değilim. Hareketli far makyajları uygulamayı daha çok seviyorum. Rimmel London'ın Scandalized'larından 005 nude'uyla gözümün alt iç kısmından geçiyorum. Ve bu şekilde gözlerimi iyice büyütmüş ve belirginleştirmiş oluyorum. Gözümün iç kısmını tabii ki aydınlatacağım. Yine aynı paletindeki Majesty. Böyle en açık şampanya rengi bu paletin ışıltılı. Şu beyazı saymazsak, beyazı daha açık tenler kullan. Olabilir. Göz pınarını aydınlatmak için. Ama ben de çok fazla beyaz beyaz duruyor. O yüzden ben Majesty'yi tercih ediyorum. Sadece göz pınarımdan minimal bir geçiş yapıyorum. Bir de her zaman yaptığım bir hamle var. O da biliyorsunuz ki şu hatta ışıltılı renge bir tık yükselti vermek. Bu şekilde gözleri her zaman daha büyük gösteriyorsunuz. Daha iyice belirginleşiyor. Kirpiklerimi kıvırıyorum. L'Oreal'in ben bir oversized eye maskarasını uyguluyorum. Günlükte kirpiklerinizi uzatacak, kıvıracak, hafiften hacim verecek. İki katta daha fazla hacim veriyor gerçi. Bir maskara arıyorsanız ben bir oversized eye gerçekten harika maskaralardan biri. Plastik uçlu bir fırçası var. Hafif böyle yelpazemsi bir fırçası var ama çok bir yelpaze de değil o. Çok güzel. Dıştan uca kalından inceye gidiyor. Böylece dış köşedeki kirpiklerinizi uzatırken hacim vermiş oluyor. Kalın olan taraf her zaman hacim arttırır. İnce taraflarda her zaman uzatır. Elimdeki L'Oreal maskaralar içerisinde en sevdiğim kesinlikle Bambi Oversized Eye. Tek katta iki gözüm arasındaki fark bu şekilde. Şimdi gelelim ruj aşamasına. Bu noktada nadiren yaptığımız bir şey yapacağız. İki farklı ruj kullanacağız. Çünkü geçen gün şöyle bir şey oldu. Aynı gün hem sabah bir etkinliğim vardı hem akşam bir düğüne katılmam gerekiyordu. Bu makyajı yapıp aynen bu şekilde sabah City Color kalemlerimden bej rengimi aldım ve zaten dudak nemlendiricim bol miktarda her zaman oluyor. Dudaklarıma tamamen bu kalemimi uyguladım. Dudağınızın tamamına dudak kalemi uygulayacaksanız dudaklarınızı iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Yoksa kalemler genellikle daha sert kuru yapıları olduğu için hani kabuk kabuk kuru kuru yaparlar. O yüzden dudaklarınızı nemlendirmeniz kalem uygulayacağınız zaman çok önemli. Gündüz katıldığım etkinlikte makyajı bu şekilde sonlandırdım. Böyle daha günlük, doğal bir sonuç elde ettim. Şu an saçlarıma lütfen bakmayın. Bir kere toplamanız kıvırcık saçta yetiyor. Onu geri açtığınızda bu şekilde hemen bozulmuş oluyor. O yüzden bazen bana kızıyorsunuz niye saçlarını toplamadın diye. Saçımı açık kullanmak istiyorsam eğer asla toplamamam gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi siz de canlı canlı ilk defa şahit olduğunuz böyle bozuluyor. Gündüz etkinliğinden sonra hemen üstümü değiştim. Ve makyajıma sadece şu ilaveyi yaptım. Lacte'ın likit mat rujlarından mocha rengini aldım. Ve dudak kalemimin üzerinden bu şekilde bu rujumla geçtim. Her zaman makyajı dengelemek deyip duruyorum ya tam olarak buradan geçiyor. İlk uyguladığımız ruj nude'a dönük şeftali pembe bir rujdu. Ve bu tarz pembe bir göz makyajını gayet doğal ve böyle fresh tatlı bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor. Günlük bir makyaj oluyor. Bunu bu şekilde belirgin bir göz makyajı olduğu için hızla daha kırmızı bir rujla tamamladığınızda hemen bir gece makyajına döndürebiliyorsunuz. Bu demek değil ki bu makyajı bu rujla gündüz kullanamazsınız. Tabii ki kullanabilirsiniz. Gündüz kullandığınız makyajı o gün işte iki etkinliğiniz vardır benim yaşadığım gibi. Geceye uydurmaktan, uyarlamaktan bahsediyorum aslında. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve yorumlarda benimle konuşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.